Futbolun şehirlerinde bu hafta her şeyin sevgiyle başladığı kent Lüleburgaz'dayız. Lüleburgaz Trakya'nın incisi ve çok da önemli bir yer. Burada tabii ki şu anda bulunduğumuz yeri anlatmadan geçmemek lazım. Burası Kongre Meydanı. Atatürk Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti üyesiydi. Burada da bir Trakya Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruldu. Ve o kongre işte tam da burada yapıldı. Şu an belki o bina yok ama burası o tarihten bu yana Kongre Meydanı olarak adlandırılıyor. Lüleburgaz'da neler var? Ne yok ki aslında? Dediğimiz gibi burası Trakya. Tam da bağ bozumu zamanı geldik. Onları görüntüleyeceğiz sizler için. Lüleburgaz Spor ne durumda? Geçmişinde Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı kupada elemiş takım. Bugün neler yapıyor? Tüm bunları bu programda sizler için anlatacağız. Yine dop dolu bir bölüm sizleri bekliyor. Futbolun şehirleri Lüleburgaz başlıyor. Lüleburgaz'da şu anda Sokollu Mehmet Paşa Camii içerisindeyiz. Burası büyük bir külliye ve bu külliye ile ilgili bilgileri Mustafa Gültekin'den alacağız. Öncelikle külliyeden bahsedelim. Önemli bir yer, Mimar Sinan eseri ve günümüze kadar ulaşmış yapılar da var, ulaşmayanlar da var. Evet. 1569-1570 yıllarında yapılıyor. Aslında burası bir menzil noktası. İstanbul'dan Edirne'ye geçen bir menzil noktası. O zaman çok küçük bir köyken Sokulu'nun emriyle Mimar Sinan'a yaptırılan büyük bir külliyeden bahsediyoruz burada. Ve arkasından devletin de iskan politikalarıyla birlikte ekonominin canlanmasıyla beraber Lüleburgaz'ın nüfusu 6000 lira 3 kat artarak büyüyor. Burası tam bir ticaret noktasına dönüşüyor. İlk önce hamam yapılıyor Mimar Sinan tarafından. Hamam, arkasından cami. Arkasından şu anki görmüş olduğumuz medreseler dediğimiz kısım yapılıyor. Ve daha sonra büyük bir kervansaray yapılıyor ki günümüze kervansaray ne yazık ki ulaşmamış. Arka tarafında buranın büyük bir haziresi ve onun ön tarafında da yine eski deyimiyle Sibyan Mektebi var. Bunların hepsi bir tek bir doğrultuda kıble yönünde yapılmış olan eserlerdir. Yaklaşık olarak 200'e yakın dükkan yapılıyor ki o dönem için büyük bir AVM gibi düşünülebilir. Hani günümüzle evet. Kıyaslarsak. O yüzden de ticaret çok büyüyor. Kervansaraya gelenler, tüccarlar, tacirler, yabancı elçiler bunların hepsi ücretsiz olarak burada kalıyor. Ticaretin gelişmesi açısından yine. Ve en önemlisi aslında burada padişahın İstanbul'dan çıkıp ya av için Lüleburgaz'a gelmesi veya Edirne'ye geçerken kalması için yapılan bir padişah sarayı var. Evet, bir de Balkan seferleri de var aslında. Evet. Yani evet. Oraya gittiği zaman da burayı bir konaklama olarak kullanıyor ve günümüze ulaşmayan, ne yazık ki ulaşmayan fakat çizimlerinde ve vakıfnamesinde adı geçen padişah sarayı var, taşra sarayı var burada. Peki camiden bahsedecek olursak, evet. Cami de bir Mimar Sinan eseri tabii ki. Evet, cami aslında çok büyük bir cami, o dönem için çok büyük bir cami. Lüleburgaz'da ondan önce var olan bir camimiz daha var, bu ikinci cami olarak yapılıyor. Edirne haricindeki bu bölgedeki en büyük cami olarak yapılıyor. Şadırvan'ın da şadırvan aslında gerekiyor. Evet, şadırvan özgün bir mimarisi var çünkü. Evet. Şadırvan aslında Mimar Sinan'ın eseri değil. 2. Mahmut döneminde 2. Mahmut burayı tekrar bir restore ettiriyor. Çünkü ondan önce var olan bir isyan var burada. İsyan da biraz harap oluyor. 2. Mahmut döneminde şadırvan tekrar yapılıyor. Bu gördüğünüz dalgalı şeklini alıyor. Ön tarafında bir tuğra var. Tuğra 2. Mahmut'un tuğrası. Bu tarafta da bir maşallah yazımız var. Onun altında da 1321 tarihi var ki o da hicri tarih. O da 2. Abdülhamit döneminde tekrar buranın restore edildiğini gösteren bir tarihtir.
Onun haricinde ilk yapıldığı dönem İstanbul'dan yine vakıfnamesinde var. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Birçok eserin vakıfnamesi kayıpken buranın vakıfnamesi günümüze ulaşmıştır. Vakıfnamede bahsediyor. Burası yapıldıktan sonra medrese için İstanbul'dan, İstanbul'daki kütüphanelerden yüzlerce el yazması eser getirilmiş. O yüzden burası bir eğitim yuvası haline de getirilmiş ayrıca. Yani medrese olarak evet. Da önemli medreselerden ben birisi oluyor. Evet. Peki evet. Çok teşekkürler verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Lüleburgaz'da Sokolu Mehmet Paşa Külliyesi'nin ve Kervansarayı'nın girişindeki Zindan Baba Türbesi'nin önündeyiz. Aslında burası ilk yapıldığında yani 1569 yılında bir giriş kulesi olarak yapılmış. Buradan kıble yönüne doğru baktığınız zaman arka arkaya zaten tüm eserleri görebiliyorsunuz. Kervansaray girişi, Kervansaray, hemen ardında Şadırvan Camii ve hemen arkasında da mezarlık olarak bu şekilde tasarlanmış ve giriş kulesi olarak yapılmış. Ama sonraki yıllarda buraya suçsuz yere bir mahkum zindana atılmış ve ertesi gün geldiklerinde o mahkumu ölü olarak bulmuşlar. Ondan sonra da Zindan Baba Türbesi olarak adlandırılmaya başlamış çok eski dönemden bu yana. 2. Abdülhamit döneminde daha önceki bölümlerde de söylemiştik aslında. 2. Abdülhamit pek çok şehre saat kulesi yaptırıyor. Onun tahta çıkışı anısına yapılan saat kuleleri var. Her yıl bir yenisi ekleniyor. Lüleburgaz'da da saat kulesi işte tam bu Zindan Baba Türbesi'nin üstüne yapılmış ama sonraki yıllarda yıkılmış. ...1967 senesinde bizim Lüleburgaz'dan yöneticiler İstanbul'da, Gaziantep'te federasyon başkanlarıyla arası buradan iyi olduğu için ilk defa bir ilçe takımını 3. lige profesyonel olarak aldılar. Tabii Lüleburgaz girince, Lüleburgaz profesyonel lige girince Kırklareli bizim ilimiz. Kırklareli bu alınmayı pek razı göstermedi. Hatta vali bile işin içerisine girdi. Neden Kırklareli'yi ilçe böyle almıyorsunuz da Lüleburgaz gibi Kırklareli'nin bir ilçesi olan Lüleburgaz'ı profesyonel takımı alıyorsunuz diye böyle bir serzenişte bulundu. Birisi Lüleburgaz Adalet, birisi Lüleburgaz Yeşilova. Ben Yeşilova'da futbol oynadım. 1959 senesinde başladım. 60 sene futbolla uğraştım. Kendim beden eğitim öğretmeniyim, emekli oldum. Onu da şey yapayım. Yani hayatım futbolla geçti benim. Burada unutamadığımız maçlar Fenerbahçe ile Beşiktaş maçlarını hiç unutamayız yani. Bu neticelerden sonra Lüleburgaz kendisini futbolda ispat etmiş oldu. Yeşilova ile Adalet
ikisi birleşti. Birinin ikisinin rengi yeşil olan yeşil, bir tanesinin rengi de kırmızı. Kırmızı ile yeşili birleştiler, Lüleburgazspor'un rengi yaptılar. Lüleburgazspor çok eskiden çok başarılı işler yapıyordu. Lüleburgazspor eskiden 3. ligdeyken çok güzel bir deplasman, bir sürü müşterimiz oluyordu. Lüleburgaz bir canlanıyordu hafta sonu. Her taraf cıvıl cıvıldı. Lüleburgazspor çok başarılıydı. Biz gidiyorduk, destekliyorduk elimizden geldiğince. Yine aynı şekilde olmasını istiyoruz Lüleburgazspor'un. Şu anda güzel bir kalkınmasını istiyoruz. Şehrimizin takımı. Hepimiz desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. Ve yerini, hak ettiği yeri bulmasını istiyoruz. Sokolu Mehmet Paşa Külliyesi'nin içerisindeki hamamdayız. Aslında burayı bir bütün olarak düşünmek gerektiğini söylemiştik zaten. Çünkü İstanbul'dan Balkanlara seferler arttıkça hem savaş için hem de ticaret için bu yol kullanılıyordu. Ve her iki şekilde de burada konaklama gerekiyordu. Lüleburgaz işte o konaklamanın en önemli merkezlerinden biriydi. Bir konaklama yerinde ne olması gerekiyordu? Kervansaray olması gerekiyordu. Hem hayvanların kalacağı bölüm hem insanların konaklayacağı yer. Hamam olması gerekiyordu insanların yıkanıp temizlenmesi için. Bir cami olması gerekiyordu ibadet için. Ve külliyenin içerisinde çeşitli dükkanlar olması gerekiyordu alışveriş için. İşte hepsi burada yapıldı. Hamam binası da zaten o dönemden kalma yine bir Mimar Sinan eseri. Belediye meclisi olarak kullanılıyor. Eski belediye meclisi olarak da biliniyor. Hamamın içerisindeki bölümler de çeşitli odalara ayrılmış durumda. Ve şu an içinde bulunduğumuz yerde belediye meclisinin toplandığı bina olarak şu anda günümüzde değerlendiriliyor. Eski bir Mimar Sinan eseri günümüzde hala aktif olarak bu şekilde kullanılıyor. Lüleburgaz, Trakya'nın coğrafi merkezinde yer alan 122 bin merkez nüfusu ve köyleriyle beraber 155 bin nüfusa sahip bir kentimiz. Lüleburgaz az önce sizin söylediğiniz gibi her şeyin sevgiyle başladığı çağdaş bir cumhuriyet kenti. Sokaklarda Atatürk posterlerimiz, atamızın kentiyiz, cumhuriyetin kentiyiz ve bu yolda yürümeye akılla, bilimle, sanatla ve sporla bu kenti geleceğe taşımaya devam edeceğiz. İnsan hayatında spor çok önemli. Spor hayatımızın her aşamasında, her yaşta mutlaka olmalı. Ve biz Lüleburgaz'da 7'den 70'e herkesin mutlu olduğu şekilde, yapmaktan mutluluk duyduğu spor dalını yapabilmesi için elimizden gelen imkanları halkımıza sunuyoruz. Sporla ilgili yatırımlarımızın en önemlilerinden birisi, mutlaka göreceksinizdir, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi. 80 bin metrekarelik bir alanda kurulu. İçerisinde bir kapalı spor salonumuz var yaklaşık 5000 metrekarelik. 16000 metrekarelik de açık sahalarımız var. FIFA standartlarında bir büyük, iki tane de küçük sahamız var. Ve onun dışındaki alanlar yeşil alanlar. Bahsettiğim akademilerden birincisi futbol akademisiydi. Daha sonra kadınlarımız için bir kadın akademisi yaptık. Lezzet akademimiz var ve bisiklet akademimiz var. Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi de bizim medar iftarlarımızdan birisi. Ve Lüleburgaz'da aynı futbolda olduğu gibi bisikletle sevgili çocuklarımız, gençlerimiz akademik şekilde doğru bisiklet kullanmayı öğreniyorlar. Güvenli bisiklet kullanmayı öğreniyorlar. Son zamanlarda yaşanan sıkıntılar, gerek ekonomik sıkıntılar, gerek başka nedenlerle çok ayrıntıya girmek istemiyorum.
maalesef hak ettiği yerde değil Lüleburgaz Spor. Lüleburgaz Spor'u el birliğiyle bütün Lüleburgaz halkı olarak destekleyip, kucaklayarak, kurumsal kimliğine tekrar ulaştırarak bu modern tesislerimizde daha da güzellerini yaratarak daha yukarılara taşımak ve tekrar Lüleburgaz Spor'un hak ettiği yerde Türk sporuna, Türk futboluna ait olduğu yerde hizmet etmesini ve bizleri de mutlu etmesini canı gönülden istiyoruz. Lüleburgaz Spor, Lüleburgaz'daki bütün amatör spor kulüplerinin üzerinde bir çatı takımıdır. Ve Lüleburgaz Spor üst ligleri hak ediyor. Bizim çocuklarımız o liglerde oynayacaklar, profesyonellikle tanışacaklar. Ve bir gün Bein Sports'ta Lüleburgaz Spor'u izlemeyi çok arzuluyoruz. Bunu umarım hep beraber başaracağız. Lüleburgaz Spor dendiği zaman bunu Fenerbahçe, Beşiktaş'ı eleyen takım olarak şu anda Türkiye'de isim yapmasının nedeni bir o, ama bizden önce aslında daha da önemlisi vardı. Son maça kadar namağlup, işte Aydın abilerin, bizden önceki abilerimizin Avrupa'da son maça kadar namağlup olan tek takımdı. Sonra biz geldik ama Fener Beşiktaş, ama Fener Beşiktaş öncesi de var bizim. Karabük var, Bolu Spor var. Dolayısıyla tabii onlardan sonra Beşiktaş çıktı. Bizim Beşiktaş'a öyle bir düşüncemiz yok. Beşiktaş'ı nasıl edersin? Nasıl düşünebilirsin bir taşla takımı Beşiktaş'ı nasıl edecek? Buraya geldiler. Tabii toprak bizim o zaman, şu anda cennet bu. O zaman beton. Bizim buralarımızda hala akıl çıkmaz düştüğümüz zaman. Geldiler. 0-0 kaldık biz. Tabii tribünler full. Şu duvar, gördüğünüz duvarların üzerleri ikişer sıra. 0-0 kaldık. Gene ümidimiz yok. İstanbul'a gittik. Şimdi sahaya çıkacağız. Isındık. İki kişi koridorun yan tarafında bizden, bir kişi arka tarafta duruyor, onun arkasında üç kişi. Sahaya çıkamıyoruz biz. Beşiktaş geldi, gayet rahat nasılsa eriyeceğiz diye. Çıktılar sahaya. Biz de zoraki mecburen çıkacağız. Çıktık. Daha 18. saniye, bizim Musa şu anda kendisi Romanya'da. 18. saniyede bir gol attı. Biz rahatladık herkes. Döneminde Avrupa rekoru, yani dünya rekorudur o. Ama bir türlü Lüleburgaz o konuda çok sıkıntılı. Mesela kayıt altına alınmamış bir dünya rekoru, hoş bir durum değil. Zor abi sözünü kestim ama mesela yok. Şey aklıma geldi. İşte burada az önce soyunma odalarından bahsediyoruz. Çok tehlikeli soyunma odalarım. Yani çok küçük soyunma odalarındayız. Çok sıkıntılı soyunma odaları. İstanbul'a İnönü Stadı'na gidiyorsun. İnönü Stadı'na gittiğimizde tabii insan çok şey bir durum. İlk defa gidiyorsun. İlk defa gidiyorsun. Büyük bir yer. Hani Türk futbolcusunun Wembley'e çıkması gibi bir durum. İnönü Stadı'na çıkacağız. İçeri girdik. Koridorlar felaket bir şey. Her yer işte kalebodur, fayans, şu bu. Soyunma odasına girdik. Ya bana bir dönüm falan geldi soyunma odası. Çıktık. Musa'nın 18. saniyede gol atmasından sonra maç devam ediyor. Sanıyorum 1-1 olduk galiba ondan sonra. Ve 2-1 yendik Beşiktaş'ı. 2-1 yendik. Evet, evet. 1-1 ondan sonra tabii çıktık. Geldik ama saha içinde biz inanamıyoruz, soyunma odasında falan. Yani hakikaten biz mi yendik, birbirimize bakıyoruz. Tabii maçı bitirdik, Lüleburgaz'a geldik. Arkadan herkes bakıyor, Beşiktaş elendi, gazeteler yazdı ama o zamanlar malum kanallar falan tek kanal, ne olduğunu bilemiyoruz. Neyse Fenerbahçe gene ilk maç bizim 8 Kasım stadında. Yine tarihte tekerrürden ibaret derler, yine 0-0 kaldık. Ama ilk maçların burada olması belki bir avantaj bizim için. Hepsini 0-0 bitirdik. Deplasmanda bir gol attığında büyük avantaj oluyor. Ama mesela anılardan bir tanesi de gene rahmetli Emrullah abinin sonra şeye kaleci Hüseyin'e skor tebalesini gösteriyor. Diyor ki bak diyor 0-0 yazıyor ya. Çıkarken. Bak diyor. Neden diyor kaleci kavrayamıyor şey. Hani son defa 0-0 gör diyor. Bir daha 0-0 mı olur, maç kaç 0 olur bilmiyoruz. Yine biz sıkıntılıyız, çıkamayacağız. Fakat ısınırken bir gürültü oldu soyunmada. Çünkü orası dediği gibi Hüseyin'in bir dönüm yer. Hani statta kim kimi görecek. Bir baktık karşı taraftan
5-6 kişi bize doğru koşuyor. Biz ne oluyor dedik, acaba bir şey mi olacak? Kaçalım, kaçmayın dedi, kaçmayın. Durduk. Biz dediler Beşiktaş taraftarıyız. Beşiktaş'ta, İstanbul'da gezemiyoruz. Ne olur şu Fenerbahçe'yi elin, dileyin bizden ne dilerseniz. Sevindik, mutlu olduk. Çıktık, stada çıktık. İşte rahmetli Emrullah'ın söylediği o söz var. Şimdi 0-0 ama maç bitiminde kaç olacak diye. Tabii çıktık, müsabaka başladı. Yanılmıyorsam 20. dakikaydı, 18-20. Dakika. Aynen, tamam, Raşit'in attığı gol. Raşit'in attığı gol. Tamam dedik, bitti, iş bitti. Ondan sonra artık biz başladık. Tabii Çanakkale geçilmez, 1-0 mağlubuz, nasıl daha da yiyeceğiz. Ama o anda yine bizim golcümüz sahneye çıktı. Bir gol attı, durum 1-1. Bu defa tamamen artık. Lüleburgaz'da duyuyoruz, radyoları falan kırıyorlar. O zaman televizyon falan göstermiyor tabii. Radyoları kırıyorlar. Halit Kıvanç maçı anlatıyor. Halit Kıvanç anlatıyor maçı. Bir de uzatmaya gitti. Uzatmadan sonra da maç bitti. Biz artık şaşkınız. Tribünler karışıyor. Biz duşumuzu yaptık. Rahat rahat artık bindik arabaya ama gene bir rüyadayız sanki. Yani düşünemiyorsunuz. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye gidiyorsunuz. Biz çocukluğumuzda yetiştiğimiz takımların, o büyük takımları görüyoruz. Bizim bir takımın değeri onların yarım futbolcu değerinde bir takımdık. Valla ben 1969'da geldim burada sen. Genç. 17-18 yaşında geldim. 72'ye kadar 3 sene oynadım burada. Ondan sonra Bolu'ya transfer oldum. 2 sene Bolu'da oynadım. Ondan sonra Fenerbahçe'de 4 sene oynadım. Ama bu dönemler arasında ben hep kaçırılarak takımlara girdim yani. Başka türlü olmadı. Bolu aldı bizi, Aladağ'a kaçırdı. Ondan sonra Fenerbahçe aldı beni. Avrupa'ya kaçırdı. Avrupa'ya ilk kaçıran oyuncu benim yani. Böyle futbola devam etmeye başladık. Bayağı başarılı bir dönem geçirdik biz bu dönemde. Şampiyon olur muyduk? Olmamız da gerekirdi. Bazı aksaklıklar oldu. Ama çok iyi takım oldu. Zaten belliydi yani. Çünkü Fenerbahçe'yi Beşiktaş'a aynı kupada eleme kolay değildi yani. Yani öyle bir güzel bir anım var benim mesela Fenerbahçe maçında. 30-35 bin seyirci vardı maçta, Burgaspor maçında. İşte biz sahaya çıktık. Bu sahada 30 bin, hadi beşi bizim olsun da 30 bin kişi, bütün tribünler beni çağırdı. Mesela o benim çok güzel bir anılarımdan bir tanesiydi. Ben aslında Beşiktaş'a gidecektim. Yani her şey Beşiktaş. Çünkü bir sene önce, yani daha ilk Bolu'da oynadığım dönemde Beşiktaş bizi kaçırdı. Ben Beşiktaş'a yani transfer oldum ama bu arada işte bizim muhitimizde biliyorsunuz zamanında abiler de sözü geçerdi. Didi bir konuşma yaptı benimle. Çıktı. Emin Bey kaldı. Emin Can Kurtan'ın, Allah rahmet eylesin. İkisi de Allah rahmet eylesin. Emin Bey, ben attım. Bir para atayım dedim yani. Ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum aslında o dönemde. Atayım dedim bir para da. Nasıl olmaz diyecek. Salacak beni. Bir miktar söyledim. Yani büyük bir rakam söyledim yani. Kalktı, sık elimi dedi. Neyse, meğersem Didi'nin Aydın demiş, parantez içine bunu alacaksın, başkasını ben kim alırsanız alın demiş o dönemde. Mesela bir daha sevmeç öncesi mesela orada konuşma yapıyor gazeteciye. Diyor, ben diyor en güvendiğim Aydın diyor, çok formda diyor. 1-0 geleceğiz, daha golde Aydın atacak. Ve bunu televizyonda şey yapıyorlar, anket yapıyorlar. 10 bin kişi katılıyor, 5 bini Aydın diyor. Yani o dönemde işte böyle ara ara kritik goller atıyorum ben. Çok kritik. Mesela 1-0 bitiyor, 1-1 bitiyor falan. Golleri ben atıyorum. O zaman 2'ye 1 puanlar. Böyle 3'e 1 değil yani. 2'ye 1. Lüleburgaz Spor aşkımız, pazar günlerini bekliyoruz, maçlarımızı bekliyoruz. Lüleburgaz Spor, bu kent kilitleniyor, herkes
yaşlısından, ihtiyarından, gencine kadar herkes pazar günü bekliyor. Lüleburgaz sporumuzu izlemeye geliyoruz. Bizde Lüleburgaz spor aşkı babadan oğula geçiyor. Lüleburgaz spor bize bir aşk, bir sevda olarak gönlümüze yer ediyor. Ben bu sevdayı 1983'ten beri yaşıyorum, coşkuyu. Her hafta sonu coşkuyla her türlü şekilde yaşıyoruz. Lüleburgaz pazar günleri bütün Lüleburgaz'ın kilitlendiği bir stattır burası. Herkes gönlünce eğleniyor, coşuyor, tribün tezahüratı yapıyor. Yani zevkle, neşeyle, bir coşkuyla, bir sevda olarak yaşıyoruz Lüleburgaz sporu. Lüleburgaz spor zamanında bir destan yazmış bir kulüp. Fenerbahçe'ye bir çiçeği edilmiş bir kulüp. Destan olan bir kulüp. Lüleburgaz çok başka bir yer. Biz futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Bu gördüğünüz kardeşlerimiz dağın içeleri var ama şu anda herkes işte güçlü olduğu için burada olamadık. Lüleburgaz bizim için başka bir yer, başka bir şehir. Biz nereye gidersek gidelim buraya döndüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Bu sahaya geldiğimizde daha mutlu oluyoruz. Bu takım için her yere gidiyoruz. Yeri geldi playofflarda Ankara'ya gittik, Antalya'ya gittik, İzmir'e gittik. Türkiye'nin her yerine gittik. Biz bu sevdanın her daim peşindeyiz. Yeni başkanımız da bize her daim bu konuda destek oluyor. Biz de onunla birlikte Lüleburgaz Spor'u daha başarılı bir günlere taşıyacağımıza inanıyoruz. 67'de doğdu bu renkler, kapacası da sevdi bu kader. Seni sevmekte çok haklıyız biz, sonuna kadar Burgaz'ıyız biz. Lüleburgaz Spor bizim için bir yaşam tarzı, bir hayat felsefesi gibidir. Biz sadece buraya stat olarak bakmıyoruz. Burası bizim ikinci evimiz gibi. Evden çıktığımızda tekrardan evimize geliyoruz gibi. Biz burada abiliği, kardeşliği, paylaşmayı, dostluğu, birbirimize destek olmayı öğreniyoruz. Deplasmana gittiğimizde ekmeğimizi bölüşüyoruz. Her zaman birbirimize destek oluyoruz. Biz Lüleburgaz Spor'un ruhuyuz, beyniyiz, kalbiyiz. Onu dışarı aktaran bir taraftar grubuyuz. Liseden beri kendi bir arkadaş grubumuzla birlikte maçlara geliyorduk sürekli ve hala senelerce gelmek istiyoruz. Yeni yönetimimiz ve yeni bir yapılanmayla inşallah daha güzel günlere geleceğimize inancımız tam. Bütün Lüleburgaz zaten buna kenetlenmiş durumda ve en kısa sürede profesyonel liglerde yer alacağımıza inanıyoruz. Evet, ben kısa ve öz konuşacağım. Herkes Lüleburgaz'ın L'si olarak bilir ama sadece Lüleburgaz Spor Lüleburgaz'dan alınır. Lüleburgaz da Lüleburgaz Spor'la alınır. Benim diyeceklerim bu kadar. Lüleburgaz'ın L'si değil, Lüleburgaz'ın Lüleburgaz Spor'u. Lüleburgaz'da Zafer Çeşmesi'nin önündeyiz. Buranın hikayesine gelecek olursak, aslında Balkan Savaşı'na kadar gitmemiz gerekiyor. 1912'de Balkan Savaşı'nda en büyük zayiatı burada Lüleburgaz Muharebesi'nde veriyoruz. Ve 45 bin şehit ne yazık ki veriliyor burada. Ve ordular İstanbul'a doğru geri çekilmek zorunda kalıyor.
Ama 1913'te tekrar burayı geri alıyoruz. Daha sonrasında ise 1917'de yani Çanakkale Savaşı'nın hemen ardından bu çeşme yapılıyor. Bu çeşme Çanakkale dışında yapılan ilk anıt, ilk abide olma özelliğinde taşıyor. O dönem Edirne valisi olan Hacı Adil Bey, aynı zamanda Atatürk'ün de çok yakın arkadaşlarından biri, bu çeşmeyi burada yaptırıyor ve Çanakkale dışında yapılan ilk anıt olarak da tarihe geçiyor. Bu çeşmenin en önemli özelliği aslında hem üstündeki ay yıldızlar hem Osmanlı tuğralarının bir arada olması. Yani hem Balkan Savaşı'nı hem Çanakkale Savaşı'nı simgeleyen şeyler bunlar, ama sonrasında yine burası işgal altında kalıyor. Tabii ki Yunanlıların 1920'deki işgali sırasında Yunan askerleri süngülerle hem ay yıldızı hem Osmanlı tuğrasını kazıyorlar. Daha doğrusu çok büyük tahribat veriyorlar. Günümüzde de biliyorsunuz zaten birkaç gündür gündemde ders kitaplarından Atatürk'ün olduğu sayfaları atmaya çalışıyorlar. Onlar ne kadar atmaya çalışırsa, ne kadar kazımaya çalışırsa çalışsın bizim yüreğimizden söküp atamazlar tabii ki. Ama buranın da böyle de bir hikayesi var, ama yine de direniyor ve şu anda yalakları olmasa da, tahribat görse de Lüleburgaz'ın en önemli anıtı olarak da bizim dikkatimizi çekiyor. Şimdi önümüzde gördüğümüz çiçekler portalita, sarı olanlar. Diğeri reyhan şerbeti. Portalita dediğimiz içecek portakal, limon ve pancar şekerinden oluyor. Tamamen doğal yollarla yaptığımız bir ürün. Diğeri de reyhan şerbeti. Yani bu reyhan şerbeti de şöyle çok faydalı olduğunu görüyorum ben. Tok karnı yaklaşık yemek yedikten birkaç saat sonra içtiğinizde gerçekten insana büyük bir huzur ve rahatlık hissi veriyor. Bu da tamamen çay şeklinde, tamamen doğal yolla yapılmış olan bir içeceğimiz. Lüleburgaz Atletik Takımı'nda 7. senemiz. 9 senelik bir proje olarak yola çıktık. Sloganımız, kendi insana güvenmeyen toplumlar asla muvaffak olamazlar. Yani dışarıdan adam almakla çok fazla ilerlenmediğini gördük. Lüleburgaz Spor'da görüyorsunuz, Lüleburgaz Spor'un geçmişte çok başarılı dönemleri vardır. Bu başarılı dönemlerin tamamında hep Lüleburgaz'ın yarısı yerli futbolcusuydu. Bu vesileyle başladık. 9 senelik bir projeydi. 9 senenin sonunda takımı olduğu gibi bir jenerasyon haline getirip Lüleburgaz Spor'a teslim etmek amacıyla yola çıktık. Yani baktığınızda şu anda hemen herkesin kabul edebileceği şekilde Lüleburgaz Atletik Spor Kulübü Trakya bölgesinin en ileri çıkmış altyapı kulübüdür. Bunu hemen herkes kabul eder. Yani ben istediğim noktada mıyım diye sorursanız, yani tam istediğim noktada değilim. 9. senenin sonunda en az ikincilik seviyesinde olabilecek bir takım beklentim vardı, ama bizim bazı eksikliklerimiz oldu. Yani çocuklardan kaynaklı değil. Bakın, yetenek dünyanın her yerinde var. Eğer ki başarı gelmiyorsa bu çocuklardan değildir. Bu izlerdendir. Bu sebeple yani bazı şeyler biz de eksik yaptık. Tam istediğimiz seviyede değiliz, ama bakarsanız Trakya'da en ileri seviyedeyiz. Yani Lüleburgaz Spor, ben de gençliğinde tabii her zaman taraftarıyız, ama son yıllarda yani yönetimsel eksiklikler dan kaynaklı. Zaten ki başarı nereden geliyor? Öncelikle yönetimden geliyor. Uzun vadede hareket edilmediği için, yani geleceğe yatırım yapılmadığı için, günü kurtarmaya kalkarsan ancak günü kurtarırsın, geleceğin yok olur. Onun için uzun vadeli plan yapılması gerekirdi. Ben Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Fenerbahçe, 16 yaşındaydım o yıllarda. Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi elediğimiz takımı yerinde izledim. İstanbul'da Fenerbahçe Beşiktaş maçlarını izledim. 4 maç yaptık. Hiçbirini yenilmedik, düşünebiliyor musunuz? Yani bir ikincilik takımı, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi bir takımdan 4 maç yapıyor, 3 beraberlik bir galibiyet alıyor. Ve bu takımı da en az 6-7 futbolcusu şehrin kendi çocuklarından oluyordu. Yani bu herkesin kendi çocuğuna öncelikle özellikle önem vermesinin çok yerinde olduğunu düşünüyorum.
Şu an Ahmet Abad köyündeyiz. Arkadya bağlarındayız. Löburgaz'da yer alıyor yerimiz. Burada 2200 dönüm bir arazimiz var ve burada bağlarımız var, otelimiz var, üretim tesislerimiz var. Burada yetiştirdiğimiz üzüm çeşitleri Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, beyaz olarak da Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, yerel çeşitlerden de narince yetiştiriyoruz. Ayrıca Papaskarası'ndan da deneme parselimiz var. Bu üzüm çeşitlerinin üretimini yapmaktayız burada, bu Trakya bölgesinde. Löburgaz bildiğiniz gibi Trakya bölgesinin tam merkezinde kalıyor ve burası bağcılık için çok uygun bir bölge. Zaten binlerce yıldır bu bölgede, bu topraklarda bağcılık yapılıyor. Biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz üzümlerden şarap üretiyoruz. Dediğim gibi bu bölgenin uygun olduğunu, yani binlerce yıldır ki tarihten zaten bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Biz de aynı yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Ya buranın tarihine baktığınızda burada bir Odrisya Krallığı mevcut. Tam bu topraklarda ve burada binlerce yıl öncesinde bağcılık ve şarap üretimi yapmışlar. Bu da aslında bizim doğru toprağı, doğru iklimi aramamızı çok da gerektirmiyor. Tamam, biz burası için burayı bulurken gerekli çalışmaları yaptık. Ama ortaya çıkan sonuç ve bu krallığı fark ettiğimizde aslında ikimiz de ortak bir noktaya varmışız. Aynı yere gelmişiz yani. Lüleburgaz'da Taş Köprü'nün yanındayız. Günümüze kadar ulaşan Mimar Sinan eserlerinden biri. Mimar Sinan buraya o büyük külliyeyi yaptıktan sonra şehrin nüfusu artıyor ve ulaşımın biraz daha kolaylaşması için bu köprü de yapılıyor. Günümüze kadar çok sağlam bir şekilde ulaşmış. Ama ne yazık ki sağlam şekilde ulaşmasına rağmen ne etrafıyla ilgili ne de köprünün civarı ile ilgili pek güzel şeyler söyleyemeyeceğiz. Şu an biraz bakımsız duruyor çünkü burası. Burgaz Deresi üstünde yapılan bir köprü, dört gözlü ve bir başka ilginç özelliği de hepimizin çok iyi bildiği Dere Geliyor Dere türküsünün bu köprü için yazılmış ve bu dere için yazılmış olması. Köftemiz Ahmet Bey köftesi olarak yıllardır tanınıyor. İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır. Sırf dana etinden üretilmektedir. Hayvanlarımız kendi civar köylerde ve kendi köyümüzde, kasabamızda bulunan hayvanlardan kesip üretimini sağlamaktayız kıymamızın. İçerisinde karabiber, kimyon ve tuz hariç hiçbir şey bulunmamaktadır. Ahmet Bey köyüne gelen yolunu değiştirip özellikle buraya köfte yemeye geliyorlar uzak yollardan. Lezzeti, güzelliği sunmaya çalışıyoruz onlara. Herkes memnun ayrılıyor. Lüleburgaz Spor olarak onları daha üst liglerde görmek istiyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi ilçemiz olduğu için sonuna kadar destekliyoruz. Her zaman köftenizle de arkasındayız. Ne zaman isterlerse buyursunlar gelsinler. Her zaman yanlarındayız. We'll be right back.
Lüleburgaz'da meşhur tulumba tatlısının tadına bakmak için tarihi bir pastaneye geldik. Ve gerçekten uzun yıllardır Lüleburgaz'a hizmet veren bir yer burası. Ali Aktürk yanımızda. Evet. Bu pastaneyle ve tulumba ile ilgili bilgileri de ondan alacağız. Öncelikle tulumba tatlısıyla başlayalım. Buyurun. Balkan tulumbası çok farklı. Hoş geldiniz. Balkan tulumbası çok farklı. Bizim şekerimiz de yerli şeker, pancar şekeri. Onun için kaliteli, lezzetli. Türkiye'nin pek çok yerinde tulumba tatlısı yapılıyor aslında. Evet, ama tabii. Buradakini özel kılan sadece bu pancar şekeri mi, yoksa başka bir sırrı var mı bu işte? Pancar şekeri, katkı yok. Öz yumurta. Ve daha küçük yapıyorsunuz herhalde biraz daha. Küçük de olur, büyük de olur. İkisi yani de yapılıyor. Mevlütlere küçük isterler. Normal satışlarda büyük isterler, büyük olur. Peki pastane kaç yıllık? Pastane aşağı yukarı 70 yıllık. 70 yıllık. Peki 70 yıldan beri aynı çeşitler mi var, geleneksel tatlılar mı var, yoksa? Hemen hemen aynı çeşitler var. Neler daha çok tercih ediliyor burada? En çok tercih edenler şu anda tatlı olarak en meşhur tulumba, baklava, revani, kadayıf, şekerpare. Bunlar ekler. Peki yaş pasta. 60 küsur yıldır hizmet veren bir yer burası. Evet. Bütün Lüleburgaz da burayı biliyor zaten. Tabii. Kaç nesil oldu? Yani siz... Bu üçüncü nesil. Üçüncü nesil. Daha devam edecek mi? Edecek her ama. Devam edecek tabii, diyorsunuz. Oğlum usta imalathanede. O da devam ettirecek bu geleneği. Zaten tulumba tatlısı için şunu söyleyelim. Biz burada bu çekimi yapmak için bayağı bir gittik geldik aslında. Çünkü her geldiğimizde bitmiş oluyor tulumba tatlısı. Onun için de beklemek zorunda kalıyorduk. Şimdi yakaladık neyse ki. Bunlar zaten müşteriler için hazırlanmış olanlar. Bir tabak zor yakalayabildik. Hemen bitiyor burada tulumba tatlısı. Peki Lüleburgaz Spor'u sorayım. Lüleburgaz Spor. Görüyorum duvarlarınızda eski Lüleburgaz Spor fotoğrafları var. Lüleburgazlar efsane bir takım. Evet, Lüleburgaz Spor yıllar evvel çok güzeldi. Çok tarihi bir takımdı. Ve Trakya'nın incisi. Unutamadığınız maçlar vardır mı? Unutamadığımız maçlar mesela Beşiktaş maçı. Kupada eşleştik. O gün biz maça gidecektik. Ustamız dedi ki, o zamanlar 75'ler, 78'lerde bir yer var. Ustamız dedi ki, biz maça gideceğiz. O dedi, olmaz. Maça gidemez. Neden? Ben dedim, gece çalışalım. Bütün gece dolduralım dükkanı. İkinci gün maça gidelim. O zaman olur dedi. İşte bu unutamadığımız bir anı. Aynı yıl Fenerbahçe'yi de eledi ama. Fenerbahçe'yi de eledik. Ama o maça gidemedik tabi. O maça gidemedik. Hatta burada rekorlar kitabına girmişti. İsa. Evet. İsa Gabriel. 18. saniyede atmıştı böyle. Ben onu hatırlıyorum. Peki unutamadığınız futbolcu desem eskiden Lüleburgaz Spor'da? Ya Yalçın çok iyiydi mesela. Müjdat, Mehmet Can. Onlar en meşhur takım. Ünal. Peki eski günlerine dönmesini ister misiniz Lüleburgaz? Çok isteriz. Çok isteriz ama inşallah başaracağız. Lüleburgaz çok güzel bir yer. İnanılmaz halkı cana yakın. İnsanları yani ikili ilişkileri çok iyi. Ve ben şunu söyleyeyim, Trakya'nın en güzel yeri. Trakya'nın ben ona güneşi diyorum Lüleburgaz için. Tabii Lüleburgaz'da yaşamaya başladıktan sonra şunu gördüm. Lüleburgaz futbolda inanılmaz büyük bir camia. Futbolda her zaman karşılığı olan bir yer. Allah bize de nasip etti böyle bir camiye başkan olmak. Ben de çok mutluyum. Lüleburgaz'da inşallah bu sene şu anda bölgesel amatörde oynayacağız. Benim her zaman söylediğim zaman kadromla beraber inşallah önümüzdeki senelerde profesyonel lige çıkacağız. Bu seneki hedefimiz de profesyonel lige çıkmak. Biz bu şeyi yaparken, bu işlemleri yaparken Sayın Belediye Başkanım bize inanılmaz bir desteği var. Murat Gelen'e sonsuz teşekkürler ediyorum. Kaymakamımıza çok sonsuz teşekkürler ediyoruz. İleri gelenlerde herkese, halkımıza, gördüğünüz gibi taraftarlarımızı da gördünüz. Taraftarlarımız da zaten dünden razı. Biraz önce maçların başlaması istiyoruz. Biz şu anda Lüleburgaz'ı canlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah da yapacağız. Ben Lüleburgaz'lara şöyle söylemek istiyorum. İnanıyorum ki bir iki sene içinde biz kesin profesyonel lige çıkacağız. Yani bu sene de zorlayacağız. Ama bu şeyi, bayrağı biz birinci lige kadar, yani süper lige kadar götürmek için ben elimden geleni yapacağım.
çok zorlu bir süreçten geçti. Üçüncü lig gibi bir yerden geldi. Şimdi Bal Ligi'nde devam etmek zorunda kalıyor. Çok sıkıntılar yaşadı. Tabii bu süreç içerisinde yönetimde büyük bir değişiklik yapıldı. En başta her ne kadar buradan olmasa da Yılmaz Başkanımız İstanbul'dan gelerek takımımızı bir şahlandırma dönemine geçti. Tabii onun katkılarıyla belediyemiz olsun, belediye başkanımız Murat Gerenli ve Sayın Kaymakamımız olsun. Onlar da futbol camiasının içinden geldikleri için bizi de çok rahat anlayabiliyorlar. Fevkalade desteklerini görüyoruz. Burada olmamızın sebeplerinden biri de şu anda onların destekleri. Mümkün mertebe takımı iyi bir yerlere getirmek arzusundayız. Başkanımızın söylediği gibi efsane geri dönecek. Tabii bu zorlu bir süreç. İşte pandemi döneminde takımın yatması, futbolcuların dağılması, iki senedir neredeyse topa vurmadılar topçularımız. Kendi imkanlarımız dahilinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarız takımı bu sene şampiyon yapmak gibi bir arzumuz var ve olacağımıza da inanıyoruz. Lüleburgaz Spor biliyorsunuzdur zaten tarihiyle, geçmişiyle çok önemli bir kulüp. İkinci liglerde, üçüncü liglerde profesyonel düzeyde oynamış ama uzunca bir süredir de amatör liglerde. Biz de çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Çok önemli bir kulüp. Yani ilçe kulübü olmasına rağmen şehir kulübü gibi. Çünkü Lüleburgaz Türkiye'nin en kalabalık, enerjik ilçelerinden bir tanesi. Biz de profesyonel ligi hak ettiği yere Lüleburgaz Spor'u getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekim'in sonuna doğru da liglerin başlaması öngörülüyor. Şu son yıllarda tabiri caizse bir uyuyan dev durumunda, bir sessizliğe gömülmüş durumda. Biz bu uyuyan devi uyandırmak istiyoruz açıkçası. Şehrin o enerjisini, sinerjisini de arkamıza katarak, oyuncularımızla beraber, yöneticimizle beraber, taraftarımızla bu uyuyan devi uyandırıp hak ettiği yere, önce 3. lige, ondan sonra da nerelere gidebilirsek en yüksek, oraları hedefliyoruz. Ama bana kalırsa, yani Lüleburgaz Spor'un en azından şu an TFF 1. ligde olması gerektiğini düşünüyorum. Hem potansiyeliyle, hem taraftarıyla, hem stadıyla, hem oyuncu potansiyeliyle ben en yakın zamanda orada olmasını umut ediyorum. Biz de elimizden geleni yapacağız bu anlamda. Buradaki arkadaşlık ortamı herkes yeni olmasına rağmen iyi gidiyor. Başta bir hazırlık dönemi yaşadık zaten bir ay kadar. Ondan sonra tekrar burada toplandık. Bazı işte pandemi dolayısıyla olan olaylardan dolayı. Şu an herkes birbirini zaten tanıyor gibi. Yanık yatılanlar oluyor. Onlar da uyum sağlıyor. Zaten genç takımız. Herkes birbiriyle iyi anlaşabiliyor. Arada 2-3 tane tecrübeli abimiz var. Onlar da yardımcı oluyor. Şampiyonluk için kuruldu. Herkesin belli bir hedefi var. Herkes üst liglerde oynamak istiyor zaten. Bu yüzden herkes elinden geleni yapacak. Buna zaten herkes inanıyor. İnanmayan insanın burada olacağını düşünmüyorum. Başkan da ona göre zaten bir topluluk kurdu. Üçüncü lig hedefimiz. Taraftarlarla beraber inşallah şampiyonluk gelecek. Herkesi stada bekliyoruz. Aşılarını olup desteğini esirgemesinler bizden. Futbolun şehirlerinde bu hafta Kırklareli Lüleburgaz'daydık. Lüleburgaz'ı tüm ayrıntılarıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla ve Lüleburgaz sporuyla sizlere anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta bir başka kentte, futbolun şehirlerinde tekrar sizle birlikte olacağız.
Hoşçakalın.